Kesinlikle. Siz bunu anlatırken bizim at arabasıyla işte mafraşlar kayılmış Tabii. ve bayırdan çıkılacak. Bayırın ortasında at durur. Kalır Bir mı? Türlü gitmez. Arkadan iterler falan yok olmaz. Derken hadi bir devirir. Mutlaka her sene bu yaşanır. Bir sene salça bir yana dökülmüş. Evet. Eskiden bağlarda falan hiçbir şey konmazdı. Her şey şehirden gelecek, tabii, tekrar gidecek. Bir tarafta da evde kesilmiş çorba, o da gelmiş onun üstüne. Bir de baktık ki at onu yiyor bir yanda. Sonrasında yukarıya taşındı, bayırdan taşınıldı nasıl olduysa. Tabii. Birazcık at dinlendi dediğiniz gibi. Daha sonrasında işte evlerimiz hep direkten olurdu. Yani. O direklerin babam oraya koymuş bütün şeyleri, taşınanları, mafraşları koymuş ortaya. Yorulmuş adamcağız. Sigarasını eline almış, tam içerken uyuklamış. Babam oturduğu yerde uyuklardı. Evet. Şöyle bizler de taşıyoruz, ben de küçüğüm, taşıyoruz eşyaları falan içeriye abilerimle. Bir baktık o direklerin arasından yılan evet, sarkmış aşağıya doğru. Babam altında oturuyor, yılan tepede. Evin bekçisi derler. Ha, evin bekçisi aynen evet, öyle. Hiçbir Babamı şey kaldırdık, ya. Baba uyan, yılan tepende. O, bir şey olmaz canım, o evin bekçisi dedi, evet, dediğiniz gibi. Aynen. O kendi kendine aktı gitti falan yılan, böyle. Ya o inançlar da kayboldu. Evet. Galiba biz İslamiyet'ten... Bizi bekledi o geliyorlar diye, şimdi gelmez artık İslamiyet'ten biz baya baya uzaklaştık. O inancımız, o güvencimiz onlar hep bitti ya, vallahi. Ya yılana yemin ederdik, kendimizi kapsama alanından dışarı onu atardık, güvenirdik ya. O delilik falan değil yani, inancımız vardı. O yılan bize yemin gelmez ediyorum geldi. Yemin ediyorum Muhammed şefaat etmesin, yaklaşma bana dedin. Vallahi gelmezdi. Biz bugün doğru desek vallahi gelir herhalde. Bu inancından, böyle üfürük inancından desek sanıyorum gelir.